Şimdi arkadaşlar bir otobüs otomasyonu yapacağız. Otobüs otomasyonunda birkaç tane yeni kontrol göreceğiz. Yine runtime kontrolü ile ilgili işlemler yapacağız. Lisp View'yi kullanacağız. Ama daha çok yapacağımız bir yenilik var arkadaşlar. O da şudur ki biz bu zamana kadar yapmış olduğumuz Windows Form uygulamalarında sürekli tek form üzerinden ilerledik. Bu da bakın Solution Explorer'da bir tane form var. Bütün işlemleri bir tane form üzerinden yaptık. Şimdi yapacağımız otobüs otomasyonunda birden fazla form olacak. Birden fazla form değil, iki tane form olacak. Ama birden fazla sonuçta. Bir tane form olacak. Burada otobüs otomasyonunda otobüsün koltukları var ya, bunun dizaynı olacak. Daha sonra nereden nereye gidileceği seçecek. Fiyat belirlenecek, tarif belirlenecek. Ama rezervasyon yapmak için kişi bilgileri almamız lazım değil mi? Adı, soyadı, telefon numarası, cinsiyeti gibi bilgileri almamız lazım. Kişi bilgilerini alacağımız kısmı, yani kaydedeceğimiz kısmı yeni bir formda yapacağız. Yani rezervasyon yap dediğimiz zaman yeni bir form açılacak uygulamada. Oraya kişi bilgilerini gireceğiz. Tamam dediğimiz zaman kişi bilgilerine girmiş olduğumuz form kapanacak. Ama oraya giren bilgileri buradaki formda yakalayabilmemiz lazım. Burada yakalayacağız. Buradaki listeye ekleyeceğiz. Amacımız ne? Birden fazla form üzerinde nasıl çalışabiliyoruz? Ve farklı bir form üzerinde girilen değerleri buradaki formda nasıl yakalayacağız? Bunu görmüş olacağız. Yeni bir proje başlatıyorum. Windows Form Application seçiyorum. Ve ismine 15.11.22 Win Altire Otobüs Otomasyonu diyorum. Okey. Şimdi arkadaşlar yapacağımız dizayn şunun gibi bir şey olması lazım. Şu şekilde mesela. Şunun gibi. Biz bu şekilde şuradaki görseli koymuyoruz ama şuradaki butonlar var ya bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye koymuş. Bunun gibi bizim bir koltuk dizaynı yapmamız lazım. Şurada kapı var. Burayı boş bırakacağız. Şuradaki koltukların karşısı boş olacak. İstersek arkayı 5 koltuk yapabileceğiz. İstersek 4 koltuk yapabileceğiz. Şu şekilde bir koltuk dizaynı oluşturacağız uygulama içerisinde. Şöyle formumuzu biraz büyütüyorum. Hocam. Efendim. Koltuk dizaynını da seçtiğimiz arabaya göre yapalım. Mesela 50 arabalar var. Aynen onu diyecektim ben de. Bir tane combo box yapalım tamam mı? Combo box'ın içerisinde otobüs tipleri olsun. İsim verelim. Travego, Neoplan, ne bileyim başka bir şey isim verelim. Ve bu otobüslerin bir kapasitesi olsun. Bir tanesinde 42 koltuk olsun. Bir tanesinde 46 koltuk olsun. Bir tanesinde 50 koltuk olsun. Hangi otobüs seçilmişse o otobüsün koltuk kapasitesine göre koltuklar listelensin. Şu sol tarafı boş bırakacağım. Buraya koltukları listeleyeceğiz. Şu sağ tarafa bir tane list view atıyorum. Bu şekilde bir tane list view atıyorum buraya. List view bu şekilde kalsın. Biraz sonra düzenleyeceğiz. Toolbox'tan geliyorum. Bir tane label alıyorum. Buraya koyuyorum. Bir tane combo box alıyorum. Altına koyuyorum. Aynı şekilde bakın ikisini seçiyorum şu şekilde. Seçiyorum. CTRL tuşuna basılı tutarak aşağı sürüklüyorum. Aynı şekilde tekrar CTRL tuşuna basılı tutarak bir daha aşağı sürüklüyorum. Şuradaki combo box'ta otobüs seçtireceğiz. Buradaki combo box'ta nereden nereye onu seçtireceğiz. Nereden nereye gidecek bunu seçtireceğiz. Daha sonra bir tane daha label alıyorum. Buradan bir tane date time picker alıyorum. Buradan tarihi seçtireceğiz. Başka bir şey seçmemize gerek var mı? Başka bir şey burada yapmayacağız. Bunlar yeterli.
Onları başka bir formda yapacağız. Sonra date time picker. Bir tane de fiyat gireceği alan koyalım. Label alacağım bir tane daha. Bir de geliyorum. Numerik uptown atıyorum. Bir tane de buton alıyorum. Label 1'in özelliklerinden tekstine diyorum ki otobüs seçiniz. Diğer label'ı seçiyorum. Özelliklerinden nereden? Alttaki label'ı seçiyorum. Nereye? Label 4'ü seçiyorum. Tekstine diyorum ki tarih. Label 5'i seçiyorum. Tekstine diyorum ki fiyat. Aşağıdaki butonu seçiyorum. Yine properties penceresinden tekstine diyorum ki kaydet. Name'ine de btn kaydet. Numeric uptown'u seçiyorum. Name'ine NUD fiyat diyorum. Numeric uptown kısaltılmış NUD fiyat diyorum. Date time picker'ı seçiyorum. İsmine DTP tarih diyorum. Date time picker'ın formatını nasıl değiştiriyor arkadaşlar? Sadece gün, ay, yıl görünsün diye kısa bir şekilde. Aşağıda format diye bir seçeneğimiz var değil mi? Bakın properties penceresinde format diye bir seçeneğimiz var. Buradan geliyorum, short'u seçiyorum. Şu şekilde 22, 11, 2015 diye görünecek. Combo box seçiyorum. Nereye label'ın altındaki combo box seçiyorum. Name'e diyorum ki CMB nereye? CMB nereye? Drop-down style özelliğinde drop-down list seçiyorum. Nereden label'ın altındaki combo box seçiyorum. Bunun da yine drop-down style özelliğini drop-down list yapıyorum. Ve name özelliğine cmb nereden yazıyorum. Otobüs seçiniz label'ın altındaki combo box seçiyorum. Properties penceresinden name'ine cmb otobüs diyorum. Drop-down style özelliğini drop-down list yapıyorum. Değiştirmemiz lazım. Numerik uptown'un arkadaşlar maximum value ve minimum value diye iki tane değeri vardır. Ve bunlar varsayılanda minimum value'su 0'dır. Maximum value'su 100'dür. Ama kullanıcının alacağı fiyat 100'den fazla olabiliyor. Dolayısıyla maximum value değiştirmemiz lazım. Numerik uptown'u seçiyorum. Properties penceresinden bakın burada maximum diye bir değeri var. Özellik. 100 yazıyor. Şöyle artırıyor. Minimum değerinde 20 yapalım. 20 liradan daha düşük bilet olamaz. Bu işlemi yaptıktan sonra kullanıcının otobüs seçeceği combo box'a geliyorum. Üstündeki ok işaretine tıklayıp edit items diyorum. İçerisine otobüs ekleyelim. Travego diyorum. Neoplan diyorum. Bir de ne vardı ya? Bir model daha var. Setra. Setra diye bir tane otobüs modeli vardı. Bu üçünü ekliyorum. Travego, Neoplan, Setra diye bunları ekliyorum.
He? Otobüs modeli. Uzun kısalık olarak ve içerisindeki koltuk kapasitesine göre olur. Yani hepsinin aynı koltuk kapasitesi olanlar da var da biz farklı yapacağız burada bu kullanıcı için. Daha sonra kullanıcı nereden seçeceği konbaksına gelip o kişi artından edit item istiyorum. Buraya iller ekleyelim. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Çanakkale. Bu kadar yeterli. Bunları seçiyorum hepsini bakın. Kopyalıyorum. Kafanıza göre illeri yazabilirsiniz. Nereye label'ın altındaki combo box'a gelip edit items'ına yapıştırıyorum bunları. Aynılar burada da bulunsun. Okey. Toolbox'ta arkadaşlar container sekmemizin altında bakın. Container sekmesinin altında group box diye bir tane kontrolümüz var. Group box kontrolü. Group box kontrolü şu işe yarar. Group box kontrolü de yine bizim flow layout panelimiz gibi içerisinde kontrol tutmayı sağlayan bir kontroldür. Flow layout panelinden farkı ne? Flow layout panelindeki gibi içerisine gelen kontrolleri hizalamaz. Soldan sağa doğru, aşağıdan yukarı doğru hizalamaz. Biz kendimiz hizalarız. Bir diğer farkı da şu üstünde bakın burada isim yazıyor. Şöyle bir şey yapacağım. Şu nereden nereye label ve combo box'larım var ya. Bunları arkadaşlar buraya getiriyorum. Grup box'ın içerisine atıyorum. Olmazdı. Bunları içine koymamız lazım. Bunu yapmamdaki amaç group box seçip properties penceresinden tekstine diyeceğim ki istikamet. Bu group box'ta tek yapmış olduğu bu. Eğer bazı kontrolleri gruplamak istiyorsanız bir tane group box kontrol atarsınız. İçerisine elemanları koyarsınız, kontrolleri koyarsınız, group box'a bir isim verirsiniz. Kullanıcı nereden nereye seçeceği combo box'ları ben gruplamak istediğim için bir tane group box kontrolü attım. Bu combo box'ları group box kontrolü içerisine attım ve gelip buraya istikamet yazdım. Kullanıcı buradan istikamet seçtiğini belirtmek amacıyla da iyi olmuş oldu. Yaptık mı bunları? Trevego, Neoplan, Setra. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar müşteri bilgilerinin gireceği formu tasarlamak istiyorum. Yeni bir form açacağım. İçerisine müşteri bilgilerinin gireceğim bir ekran yapacağım. Bakın Solution Explorer'a geliyorum. Burayı izleyin dikkatlice. Solution Explorer'a geliyorum. Bu formum nerede arkadaşlar? 15-11-22-1000-6-3 otobüs otomasyonu diye bir tane proje varmış. Bu projenin içerisinde değil mi? Bu projede Solution diye bir şey varmış çözüm. Bunun içerisinde konulmuş. Bakın Solution'a sağ tıklamıyorsun arkadaşlar. Projeye sağ tıklayacaksınız. Şu koyu yazan var ya. Koyu yazana sağ tıklayacaksınız. İçerisinde add var. New item diyor bakın. Zaten solution'a sağ tıklayıp add derseniz içerisinde new item yoktur. New project vardır.
Sonuçta tıklamıyoruz. Projeye sağ tıklıyoruz. Add new item diyoruz. Bakın buradan şu DevExpress'e takılmayın, bunlar sizde yok. Projeye ekleyebileceğim bazı arayüzler var, bazı sınıflar var, elemanlar var. Bunlar geliyor. Class ekleyebilirsin, interface ekleyebilirsin, Windows Form ekleyebilirsin, User Control ekleyebilirsin gibi gibi. Biz buradan Windows Form ekleyeceğiz. Yani projeye şu an yeni bir form ekliyoruz. Geliyorum buradan Windows Form'u seçiyorum. İsmine Form 2 değil, kayıt formu diyorum. Kayıt formu. Tabii. Projemin içerisinde yeni bir form eklemek istiyorum. Burada bir form 1 var. Yeni bir form eklemek istiyorum. O formda müşteri bilgileri girilecek. Sonuçta değil. Projeye sağ tıklıyorum. Açılan menüden add diyorum. İçerisinde new item diye bir sekme var. Buna tıklıyorum. Karşıma bir pencere geliyor. Buradan gelip Windows formu seçiyorum. İsmine diyorum ki kayıt form. Kayıt form. Türkçe karakter kabul eder, sıkıntı yok. Ama kullanmıyoruz, dikkat ediyoruz. Ama boşluk kabul etmez. Normal proje ismi gibi, bir değişken ismi gibi nasıl boşluk kabul etmiyorlarsa bu da boşluk kabul etmez. Add diyorum. Bakın projeye kayıt formu isminde yeni bir tane form ekledi, görüyor musunuz? Projede iki tane form var. İlk kez iki tane forma çalışıyoruz. Amacımız ne? Amacımız buradaki bir tane buradan bilgiler seçildikten sonra koltuk üzerine gelinecek. Sağ tıklanacak. Rezervasyon yaptığı zaman bu kayıt formu açılacak. Buradan müşteri bilgileri girecek. Bu da bu formda tasarlayacağım. Geliyorum forma. Bir tane label atıyorum. Altına bir tane text box atıyorum. Buradan müşterimin ismini girelim. İkisini seçiyorum. CTRL tuşuna basılı tutarak aşağı sürüklüyorum. Müşterinin soyadını girelim. Daha sonra bir tane daha label alıyorum. Bir tane de çok yaşayın. Masked text box alıyorum. Neydi masked text box? Maskelenmiş metin kutusuydu. Aynen öyle. Buradan da kullanıcının telefon numarasını gireceğiz. Kullanıcının telefon numarasını girdirmek için telefon numarası formatında bir alan oluşturacağım buraya. Bunun için koyuyorum. Bir de arkadaşlar Common Control sekmesinin altında bakın burada Radyo Buton isminde bir tane kontrolümüz var. Radyo Buton. İki tane de bundan atıyorum. Buraya geliyorum. Altına da iki tane buton atıyorum. Şöyle bir form olsun. Üstteki label 1'e gelip label 1'i seçiyorum. Properties penceresinden text'ine isim, alttaki label 1'i seçip text'ine soy isim diyorum. Label 3'ü seçiyorum. Text'ine telefon diyorum. Yapacağız. En üstteki text box'ı seçiyorum. İsim label'ın altındaki text box'ı seçiyorum. Name özeline diyorum ki TX'de isim. Name'ine TX'de isim diyorum. Soy isim label'ı altındaki text box'ı seçiyorum.
name özelliğine TX'te soy isim diyorum. Telefon label'ı altındaki masked text box seçiyorum. Name'ine MSKD masked telefon diyorum. Buradaki masked text box ne arkadaşlar? Telefon numarası 11 hane değil mi? 0 girmesi 10 hane. 10 haneden fazla bir değer girmemesi lazım telefon numarasındaki. Ve sadece rakam girmesi lazım. Karakter veya bir harf girmemesi lazım. Kullanıcının böyle bir değer girmeye zorunda kılmak için arkadaşlar masked text box kullanıyorum. Peki bunu nasıl sağlayacağım? Bakın üzerinde ok işareti var ya sağ üstünde. Buna tıkladığı zaman set mask diye bir seçenek geliyor. Maske atar. Bakın önümüze gelen seçeneklerde phone number diye bir seçenek var. 3 tane rakam girebiliyorum buraya. 3 tane buraya girebiliyorum. 4 tane buraya girebiliyorum. Okey dediğin zaman bana bunları getirebiliyor. İlk 3 haneye gireceğim. Ortadaki 3 haneye gireceğim ve sondaki 4 tane de buraya gireceğim. Artırabiliriz abi, bize gelip başına diyebiliriz ki ne koyabiliriz? Parantezi kapatırız. Araya tire koyarız. Buraya ne geliyor? Kaç haneli kodu? 3 hane mi? Buraya geliriz, bunu yazarız. Buraya mı atıklamamız lazım? Böyle yaparız. Buraya gelir 3 tane ülke kodu girer. 3 tane telefon numarası girer. Ortasına girer. Son 4 tane girer. Bunu sağlayabiliriz. Radyo buton diye bir kontrolümüz var arkadaşlar. Radyo buton kontrolünü şu an ilk defa kullanacağız Windows Form'da. Radyo buton kontrolü ne yapabiliyor musunuz? Radyo buton kontrolü bizim bir seçeneği işaretlememizi sağlar aslında. Bakın bir tane seçiyorum. Properties penceresinden checkit diye bir özelliği vardır. Checkit özelliği. Gelip bunu turu yaptığım zaman bakın bunu size seçersem burada olmuyor tabii. Uygulama çalışkan olacak. Radyo buton 2'yi seçersem bunu seçili yapar, yani içini siyah yapar, burayı kaldırır. Bunu seçersem bunu siyah yapar, burayı kaldırır. Form içerisinde bulunan radyo butonlardan en az bir tane seçili olabilir. Aynı anda birden fazla seçemeyiz. Aynı anda birden fazla seçenek seçmek istiyorsa arkadaşlar checkbox diye bir kontrolümüz var, onu kullanabiliriz. Ama şu an biz birden fazla seçenek seçmeyeceğiz. Radyo buton 1'e diyorum ki teksinden by name özelliğine de RDB, radyo butonun kısaltılmışı, by diyorum. Radyo buton 2'yi seçiyorum. Properties penceresinden name özelliğine RDB bayan, text özelliğine de bayan diyorum. Efendim? Check-it'ini mi? Check-it'in turu yapmayacağız. Bakın bunun check-it'in turu yaptığın zaman bayandakini kaldırıyor. Bayan check-it'in turu yaptığın zaman bayandakini kaldırıyor. Form içerisinde 50 tane radyo buton olsa en fazla bir tane seçili olur. Birden fazla seçili olamaz. Yani biz evet. Bay radyo butonunun check-it özelliğinin turu yaptık. Bayan da yapabiliriz. Harikasın. Sadece grup box'ın içerisindekini görürüm. Yani şunu yapmak istiyorsunuz. Windows Form'da, form uygulamasında 8 tane radyo buton olacak. Ama 4 tane radyo buton bir sorunun cevabı, diğer 4 tane radyo buton başka bir sorunun cevabı. İşte bunları gruplamazsak burada bir tane seçtiniz diye burada hiçbir tane seçemeyeceksiniz. Burada bir tane seçseniz burada hiçbir şey seçemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu 4 taneden biri seçili olması lazım. Bu 4 taneden biri seçili olması lazım. O zaman ne yapacağız? O zaman da arkadaşlar
Buradaki 4 tane radyo butonu bir grup box'ın içerisine atacağız. Buradaki radyo butonu başka bir grup box'ın içerisine atacağız. Buradaki 4 radyo butonu bir grup box içerisinde olduğu için bu 4'ünün arasından geçerli olur. 4 tanesinin biri seçili olur. Buradaki 4 radyo buton başka bir grup box olduğu için o kriter 4'ünün arasında geçerlidir ve 4'ünden bir tane seçili olur. Buton 1'i seçiyorum. Buton 1'i. Text özelliğine iptal diyorum. Name'ine de btn iptal yazıyorum. Buton 2'yi seçiyorum. Buton 2'nin name özelliğine btn tamam diyorum. Text'ine de tamam yazıyorum. Bir de şöyle bir isteğim var. Ben formu bu şekilde tasarladım ya. Uygulama çalışırken şu anda ben formu büyütebilirim, küçültebilirim boyutunu. Daha sonra şuradaki büyütme tuşuna basmadan formu tamamen büyütebilirim. Ben büyütülmesi istemiyorum. Ben formu bu şekilde tasarlamışım. Büyüttüğü zaman sağ taraf, alt taraf boş kalacak. Burası büyümesine gerek yok. Çünkü o tarafa bir şey yok. Formun büyüklüğü bu kadar olması istiyorum. Sabit olması istiyorum. Ne demek sabit? Fixed olmasını istiyorum. Daha fazla büyümesin. Kullanıcı uygulama çalışırken formun boyutunu değiştiremesin. Bunu istiyorum. Neyi değiştireceğim? Formu. Formun neyi değiştireceğim? Boyut özelliğini. Formu seçiyorum arkadaşlar bakın. Properties penceresine gidiyorum. Özelliklerinden Form Border Style diye bir özelliği var. Varsayılan özelliği sizable'dır. Bu form boyutlandırılabilir anlamındadır. Gelip buradan Fixed Tool Window seçersem, sabit pencere aracı seçersem, bakın yukarıdaki simge durumuna küçültme aracı ve büyütme aracı gitti. Çalışma anında da formun sağ tarafına geldiğim zaman veya alt tarafına geldiğim zaman şu ok işaretleri çıkmayacak, büyütemeyeceğim. Çünkü formun büyük genişliğini ve yüksekliğini sabitlemiş oldum. Tamamladık mı burayı? Evet, Fixed Tool Window yapıyoruz. Tekrar Form 1'e dönüyorum. Sıra geldi list view'u tasarlamaya, klonlarını tasarlamaya. Nasıl tasarlıyorduk list view'umuzun klonlarını? Yok mu hatırlayan? List view'un klonları nasıl tasarlıyordu? Aynen öyle. Yine üzerinde bir ok işareti vardı. Peki bu olmasa ne yapacağız? Properties'e gideceğiz. Hayır, items değil. Columns diye bir özelliğimiz var. Columns özelliği. Buradan açabiliriz. Önceki seansta bir tane öğrencim vardı. Celal diye. Bilgisayarda mı sıkıntı vardı yoksa bilgisayarda mı sıkıntı vardı anlamadık. Hiçbir kontrolün üzerinde şu buna smart tag denir arkadaşlar gelmiyor. Derste anlatırken sırf o kopmasın veya o da devam edebilsin diye hiç buradan eklemiyorduk. Hep gidiyorduk properties'e ekliyorduk. Bilgisayarda kaç kere sildi geri yükledi. Yüklüyor, geliyor, bir hafta sonra kayboluyor. Yok. Celal hatırlıyor mu? Mehmet İlsin Otay'da önceki sene. İstersek buradan tıklayıp Edit Columns diyebiliriz. Klonlar düzenine. Ya da arkadaşlar List View seçeriz. Properties penceresinden Columns'a tıklarız. Zaten yine aynı pencere gelir. Şimdi hangi kolonlar olacak? Müşterinin adı soyadı olacak. Bunu birlikte yazabiliriz. Tek kolon halinde. Adı soyadı olacak.
Telefon numarası olacak. Cinsiyet olacak 3. Ondan sonra nereden nereye gideceği olacak 5. Tarih olacak 6. Fiyat olacak 7. Bir de koltuk numarası olacak. Şu koltuk adı. Toplamda 8 tane kolonumuz olacak. Hangi arabaya gideceğiz? Hı? Biz onu şey için seçiyoruz ya, koltuk dizayn için seçiyoruz. Ona gerek yok. Buradan geliyorum. 8 tane kolon ekliyorum bak. Add diyerek 8 tane kolon ekliyorum. Burada 9 yazmasını aldırmayın. Şu baştaki numaralara bakın. Bakın yine burada bir koleksiyon yapısı var, görüyor musunuz? İçerisinde birden fazla koleksiyon olduğu için, pardon, kolon olduğu için bir koleksiyon gibi davranır. Ve içerisindeki birinci kolonun indeks numarası 0. İkincininki 1, görüyor musunuz? Kolon 1'i seçiyorum. 8 tane dedik. İsmi 9 olmasını aldırma. Tamam. 0, 1, 2, doğru 90 eklemiş. 8 tane. Kolon 1'i seçiyorum. Sağ tarafta bakın bir properties penceresi gibi bir alan var. Buradan tekstine diyorum ki müşteri İkinci kolonu seçiyorum. Telefon diyorum. Üçüncü kolonu seçiyorum. Text özelliğine cinsiyet diyorum. Dördüncü kolonu seçiyorum. Text özelliğine nereden yazıyorum? Nereden? 5. kolon seçiyorum. Nereye yazıyorum? 6. kolon seçiyorum. Koltuk no yazıyorum. 7. kolon seçiyorum. Tarih yazıyorum. 8. kolona, son kolona da arkadaşlar fiyat yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra okey diyorum. Ama list view'a kolonları gelmiyor. Niye? He? Large ikonlu. Hangi özelliği? Görünüm özelliği. Yani view özelliği. List view'un arkadaşlar view diye bir özelliği vardır. Yani görünüm özelliği. Bu özellik varsayılan da large ikon seçili olduğu için kolonları göstermez. İkon göstereceği şey. Biz kolon oluşturduk. List view'un görünümüne, yani view özelliğine kolon şeklinde görünmemiz lazım. Bunun için seçiyorum list view'u. Properties penceresinden en alt tarafta view diye bir özellik var. Buradan detail seçiyorum. Bu şekilde bana getirebiliyor. Peki içerisindeki satır ve sütunların arasında çizgiler olmasını istediği için, aynı öyle ızgara olarak görünmesi sağlamak için arkadaşlar grid lines diye bir özelliğimiz vardı. List view seçiyorum yine. Properties penceresinde grid lines diye bir özelliğim vardı. Bu özelliğimi de true yapıyorum. Ve bana bu şekilde getirebiliyor. Telefonu biraz büyütelim. Şöyle yeterli. Nereye? Buraya mı? Buraya koltuklar dizeceğiz işte. Otobüs içerisinde koltuklar dizeceğiz. Uygulamamızın seyri şöyle olacak arkadaşlar. Form açıldığı zaman burası boş olacak. Kullanıcı gelecek, otobüs seçiniz combo box'ından bir tane otobüs seçecek. Seçilen otobüs bilgilerine göre buraya koltuklar dolacak. Sonra müşterinin nereye gideceğini, nereden nereye gideceğini seçecek. Tarih seçecek. Fiyat gelecek.
Bu işlemleri yaptıktan sonra buraya gelen koltukların üzerine sağ tıklayacak. Hangi koltuğu satmak istiyorsa koltuğa sağ tıklayacak. Rezervasyon yap diye bir menü çıkacak. Rezervasyon yap menüsü çıkınca menüye tıklayacak. Kayıt formumuz açılacak. Açılan kayıt formundan müşterinin ismi gelecek, soy ismi gelecek, telefon numarası gelecek, cinsiyet seçilecek. Tamam denildiği zaman kullanıcının kayıt formuna girmiş olduğu bilgileri alacağız. Buradaki seçmiş olduğu bilgileri alacağız. Daha sonra kaydet butonuna bastığında yandaki listeye ekleyeceğiz. Veya kaydet butonuna da gerek kalmayabilir. Açılan formda kullanıcı tamam butonuna basar basmaz direkt o formu kapatırız. Bilgileri buraya ekleriz. Çok devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kullanıcının otobüs seçeceği combo box'tan otobüs seçtiği anda, herhangi otobüs seçtiği anda o otobüsün koltuk kapasitesine göre sol tarafa koltuklar listeleyeceğiz. Buradan seçili eleman değiştiği anda çalışan eventimiz hangisiydi? Combo box'taki seçili eleman değiştiğinde çalışan event. Selected index change diye bir eventimiz vardı. Seçiyorum. Profiles penceresinde eventlerde zaten bakın varsaylanda olduğu belli oluyor mavi. Selected index change diye bir eventi var. Combo box'ın üzerine çift tıklayarak code behind'da bu eventi açıyorum. Buraya geliyorum bir switch case yazıyorum. Diyorum cmb otobüs nokta text diyorum. Eğer case cmb otobüs teksti travego ise burada travego'ya giriş işlemi yapacağız. Setra ise setra'ya göre işlem yapacağız. Neoplan ise neoplana göre işlem yapacağız. Bakın işlerine geliyorum buraya. Bizim koltuk doldur isminde bir tane metodumuz olsun. Şu an yok ama oluşturacağız. Koltuk doldur isminde bir tane metodumuz olsun. Bu metot parametre alsın iki tane. Parametrenin bir tanesi kaç tane koltuk doldurulacak. Bu olsun. Travego'da 40 tane doldurulsun. Virgül. Bir de arkadaşlar en arka koltuklar 4 tane mi olsun? En arkasındaki 4 tane mi olsun yoksa 5 tane mi olsun? Bunun için true false gönderelim. Burada false göndereceğim. False gönderdiğin zaman arka koltuk 4'lü olacak. True gelirse 5'li olacak. Setra'ya geliyorum. Koltuk doldur diye bir metot var diyorum. Onu çalıştıracaksın. Burada 45 olsun. Arkada yine 5'li olsun diyorum. True gönderiyorum. Arkası 5'li olacak. Neoplan'a geldiğim zaman koltuk doldur diye metot var diyorum. 42 tane olsun. Arka 5'li olmazsa. False veriyorum. Travego'da da, Setra'da da, Neoplan'da da tek yapacağımız işte koltuk dolduracağız. Yani formun sol tarafına koltuk dizaynı oluşturacağız. Aynı dizaynda. Tek değişecek olan ne? Travego seçildiği zaman 40 adet koltuk olacak. Setra seçilirse 45 adet koltuk olacak. Neoplan seçilirse 42 adet koltuk olacak. Travego'da arkası 4'lü olacakmış. Setra'da true gönderdiğimiz için arkası 5 olacakmış. Neoplan'da false gönderdiğimiz için arkası 4 olacakmış.
Aynı işlemleri yapıyoruz. Tek değişen iki kriter var değil mi? Koltuk adedi, arka beşlemi dörtlüğü, bunlar değişiyor. Her seferinde aynı kodları hem buraya, hem buraya, hem buraya yazmaktansa koltuk doldur isminde bir tane metot yazacağım. Henüz yazmadım, zaten öyle bir şey yok diye altını çiziyor. Koltuk doldur diye bir tane metot yazacağım. Metodum parametre olarak integer tipinde bir koltuk adedi isteyecek. Bir de bool tipinde arka beşli mi olsun, dörtlü mü olsun, bunun bilgisini almak için parametre isteyecek. Koltuk doldurma işlemini bu metod içerisinde yapacağız. Neoplan seçilse de oraya gidecek. Travigo seçilse de oraya gidecek. Setra seçilse de yine o metoda gidecek. Selected index changed metodundan çıkıyorum. Bakın buradan çıkıyorum. Diyorum geriye bir şey döndürmesin metot. Void'dir diyorum. İsmi koltuk doldur olsun diyorum. Parantez açıyorum. Int adet diyorum. Integer tipinde bir adet alır. Virgül bool tipinde arka besli mi diye bir tane de parametre alır diyorum. Scope'larını açıyorum. Bakın artık koltuk doldur isminde bir tane metot olduğu için buradaki hatalar kalkmış oldu. Koltuk doldurma işlemini biz bu metotta yapacağız. Aslında şöyle yapmamız gerekiyordu. İç içe iki tane döngü kullanacağımız için koltuk adedi göndermeyeceğiz. Sıra göndereceğiz. Yani kaç tane sıra olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye böyle bir sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra var ya. İşte Neoplan seçilse kaç sıra koltuk olsun? Travigo seçilse kaç sıra koltuk olsun? Setra seçilse kaç sıra koltuk olsun diye almamız lazım. Ama orada da bir işte var. Tamam işte onu hesaplayacağız birazdan koltuk doldururken. Sıra diyorum. Travigo seçilirse 8 sıra olsun. Setra seçilirse 10 sıra olsun. 12 olsun hatta. Neoplan seçilirse 10 sıra olsun. Sekiz, dört, 32 tane koltuk olacak. Altta 4 tane olacak. 36 tane yeterli. Buraya geliyorum. Şimdi iç içe iki tane döngüm olması lazım. Neden? Bir tane döngüm sıra kadar dönecek. Travigo'da 8 göndermişim ya. 8 tane sıra oluşturmak için dönecek. İçeride bir tane daha döngü olacak. O döngüde bu sıra içerisindeki birinci koltuk, ikinci koltuk, üçüncü koltuk, dördüncü koltuk. Aşağıdaki sıraya geç. Birinci koltuk, ikinci koltuk, üçüncü koltuk, dördüncü koltuk diye. Sıra içerisindeki koltukları oluşturmak için başka bir döngü kullanacağız. For tap tap diyorum. İ sıfırdan başlasın. Sıradan küçük oluncaya kadar devam etsin diyor. Bu döngüm kaç sıra gelmişse o kadar dönecek. İçine bir döngü daha yazıyorum. Bir sırada kaç tane koltuk olacak? 4 tane koltuk olacak değil mi? Ama biz ortalara boş geçmemiz lazım. O zaman 5 tane çalışacak. 5 koltuk gelmeyecek. Ama döngü 5 kez çalışacak. Ben ortayı boş bıraktıracağım. Buraya o ortaya denk geldiği zaman diyeceğim, koltuk koyma diyeceğim. Ortaya denk geldiği anı yakalamam lazım orada. Ortaya denk geldiyse bir sonraki adıma geçip koltuk ekletmeyeceğim. Ama normalde 5 tane koltuk geliyor. Birinci koltuk, ikinci koltuk. Arada bir koltuk boşluk var. Üçüncü koltuk, dördüncü koltuk. Ortaya geldiği zaman sonraki adıma geçeceğim. Oraya ekletmeyeceğim. Dolayısıyla boş kalacak. Dolayısıyla bu döngüm de değişken adı J olsun. 5'ten küçük oluncaya kadar dön diyorum. Önce butonlarımızı kaba taslak oluşturalım. Yüksekliğini, genişliğini verelim. İçerisine koltuk numaralarını yazalım. Formdaki pozisyonlarını ayarlayalım. Daha sonra ortasını boşaltmayı, arka beşli ayarlamayı, kapı, ortadaki kapının boşluğunu ayarlamayı o zaman halledeceğiz. Buraya geliyorum ilk başta. Buton
koltuk eşittir new buton diyor. Koltuklarımız kare şeklinde olsun. Bunun için koltuk nokta height eşittir koltuğun width'ine, o da eşittir 40'a diyorum. Genişliğini ve yüksekliğini verdik. İlk gelecek koltuğun soldan ne kadar boşlukta olacak, formun üstünde ne kadar boşlukta olacak, bunu belirtmemiz lazım. Diyorum ki koltuğun tap diye bir özelliğimiz var değil mi? Tap özelliği ne yapıyordu? O gelecek butonun formun üst tarafına olan boşluğunu veriyordu bana. Diyeceğim ki ilk başta 30'dan başlasın. 30'dan başlasın. Yani form üst kısmından 30 piksel aşağı insin, şuradan başlasın diyeceğim. Koltuğumuzun left'i de burayı bir izleyin. 5 piksel buradan başlasın. İlk gelecek koltuğun 30 piksel buradan, 5 piksel buradan olsun, buraya gelsin diyor. Aynen öyle. Şimdi tap dediğimiz özellik yukarıdan boşluğunu ayarlıyordu değil mi? Bir aşağıdaki yine tapını alacağız. Bir aşağısındaki yine tapını alacağız. Yani tap dediğimiz özelliği biz nerede kullanıyoruz? Sırada kullanıyoruz. Her bir sırada tap özelliğini kullanacağız. İlk sıradaki eleman 1, 2, 3 ve 4 koltuklar yukarıdan 30 piksel aşağıda olması lazım. Ama ikinci sıraya gelecek koltuklar 30 piksel yukarıdan var. İlk butonla formun arasındaki boşluk. 40 pikselde butonun kendi yüksekliği var. 5 piksel de araya attığımız varsayarsak 75 piksel aşağıda olması lazım değil mi? Bir sonrakinin yüksekliği 45 daha eklemiş hali. Bir sonrakinin 45 daha eklemiş hali olması lazım. O yüzden buraya diyorum ki i çarpı 45 diyorum. Buraya niye i çarpı 45 dedim? Şimdi for döngüsü şurası başta zaman ilk başta buraya geldiğinde i 0 olarak gelecek değil mi? 0 ile 45 yapacak 0. 30'a toplayacak 30 verecek. İlk sıranın formun üst kısmından boşluğu 30 piksel oldu. Üstteki for döngüsünün ikinci haline geçti. İkinci sırasına geldi. i kaç oldu? 1. Buraya geldi. 1 ile 45 çarptı 45. 30'a topladı 75 oldu. Bu sefer ikinci sırayı 75 piksel aşağı kaydıracak. Üçüncü sıraya geçtiği zaman i 2 olarak gelecek. 2 ile 45 çarpacak 90. 30'a toplayacak 120. Bu sefer üçüncü sıra için 120 piksel aşağı kaydıracak. Bu şekilde. Left'ini ayarlamak için. Dedik ki ilk butonun left'i formun sol tarafından 5 piksel sağda olsun dedik. Aradaki 5 piksel olsun. İkinci gelecek koltuk olması lazım. 5 piksel orada var. 40 piksel de genişliği var. 45. 5 de arada olacak. 50. Toplamda 50 piksel yanda olması lazım. Diğerinin 5 burada vardı, 40 burada vardı. 5 daha geldi, 40 daha geldi, 90 oldu. Değil mi? 40, 40, 80. 5, 5 oradan 90 oldu. Bir de arada koltuk boşta olacak. Ama şu an biz onu yapmıyoruz. Dahil etmiyoruz. Onu birazdan dahil edeceğiz. Üçüncü koltuğun olması lazım. 40, 40, 80. 5, 5, 5 oldu. 95. 95 piksel sağda olması lazım. Yani yukarıda yapmış olduğu işlemin J ile çarpılmışını yapacağız aslında. J'ye çarpı 45 diyeceğiz. Burada ne olacak biliyor musunuz? İçerideki döngü ilk döndüğü zaman ilk sırasında J 0 gelecek değil mi? 0 ile 45 çarpacak 0. 5 ile toplayacak. Sonuca 5 çıkacak. İlk butonu 5'e koyacak. Döngünün ikinci sırasında J'miz 1 gelecek. 1 ile 45 çarpacak 1. 5 ile toplayacak 50 oldu. 50 piksel sağ kaydı. Dolayısıyla buton görünüyor. Üçüncü sırasında J'miz 2 gelecek. 2 ile 45 çarpacak 90. 5 ekleyecek 95. Üçüncü butonda 95 piksel sağa alacak. Birinci buton vardı 5 piksel koydu. İkinci butona koydu 5 piksel koydu. Üçüncü butona koydu. Bu şekilde 4-5 ile devam edecek. Genişliğini yüksekliğini ayarladık.
sağdan soldan boşluğunu, yukarıdan boşluğunu ayarladık. Butonlara isim vermemiz lazım değil mi? 1 numaralı koltuk, 2 numaralı koltuk, 3 numaralı koltuk isim vermemiz lazım. Bu döngü içerisindeki i değişkenimiz ve j değişkenimiz şu an bunu sağlamıyor. Koltuklara isim vermek için ayrıca bir değişken üretelim. İlk değeri 1 olsun. Her koltuğa o değişkenin değerini verelim. Sonra 1 artıralım. For döngüsünden önce bakın. Döngü içerisinde değil. For döngüsünden önce geliyorum. Int koltuk no eşittir 1 diye bir değişken tanımlıyorum. Koltuk no isminde ilk değeri 1 olan bir değişken tanımlıyorum. Ve gelip diyorum ki koltuk nokta text eşittir koltuk no nokta toString diyorum. Koltuk numarasını yaz. Koltuğun text'ine. Daha sonra koltuğun numarasını 1 artır diyorum. Bir dahaki işlemde 1 artmış halinde gelsin. Ve gideceğim formun diz diyorum. Diz dediğim bu form olarak geçiyor. Kontrollerini ekle. Kime ekleyeceğim diyecek. Koltuk nesnemizi ekle. Döngümü şurada, komutumu şurada durduracağım. Çalıştırıyorum uygulamayı. Formum geldi. Otobüs seçinizden Travego seçtim. Tekstine ne gelmiş? Travego. Atlıyor, koltuk doldura geliyor. Koltuk doldur metodunu çalıştırırken sıra sayısı 8 olsun diyor, arka 5'li olmasın diyor. F11'e gidiyorum. Sıra 8 geldi, arka 5'li mi? False geldi. İlk baştaki döngü başlıyor. 8'e kadar dönecek. Şu anki hali 0. İkinci döngü başlıyor. 5'ten küçük olunca kadar gidecek. J'nin de şu anki hali 0. Yüksekliğini ve genişliğini birbirine eşitlemişiz. Bunu da 40'a eşitlememişiz. Koltuk nokta height eşittir. Koltuk nokta width o da 40'a eşittir demek. Onu fark etmedim ben atlamışım orayı. Travego seçiyorum. Koltuğumuzun yüksekliği ile genişliğini arkadaşlar 40 piksel ayarladık. Kare şeklinde bir koltuk olacak. Şu an koltuğumuzun tabı 0. Varsa da 0 olarak tanımlanıyor. İ'miz kaç? 0 geldi. 0 ile 45 çarpacak 0. 30 toplayacak. Tapı 30 oldu. J'miz kaç? 0. 0 ile 45 çarpacak 0. 5 ekleyecek. Left'i 5 oldu. Koltuk numaramız 1. Bunu yazdı. Numarayı artırdı. 2 oldu. Formun kontrolünü ekledi. Bakın J'yi artırdı. J'miz kaç oldu? 1. 1 ile 45 çarptı. 45. 5 ekledi. İkinci butonu 50 piksel sağa koydu. Bu şekilde devam etti. E'nin de ikinci sırasını bir görelim. İ şu an 1. J'miz bu döngü tekrar da yeni başladığı için 0 oldu. 1 ile 45 çarptı 45. 30 ekledi 75. Bu sefer 75 piksel aşağı geldi. 30 piksel yukarıda boşluk vardı. 40 piksel butonun boyutu vardı 70. Arada 5 piksel de vardı 75 tam onun altına gelmiş oldu. J'miz kaç? 0. 0 ile 45 çarptı 0. 5 ekledi. Yine ikinci sıranın ilk koltuğu olduğu için 5 piksel sağa koydu. Devam et dediğim zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gibi bu şekilde 40 tane koltuk koydu. Bu şekilde sağlamış oldu. 8 neydi hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra koltuk olacağını belirttik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra koltuk olacak dedik Travego seçilince. Neoplan seçtiğim zaman şöyle bir sıkıntı çıkacak. Tekrar Travego seçeyim. Travego'da 8 sıra vardı ama Neoplan'ın şeyi geldi.
kaldırmamız lazım değil mi? Önceki seçeneğin koltuklarını kaldırmamız lazım. Hocam. Efendim. Aslında burada iki tane follow kullandığımız zaman işte, tamamıyla çözülür de. Flow layout panel mi? Evet. Flow layout panel çözülür de flow layout panelde şöyle bir sıkıntı var. Efendim. Ne yapmak lazım arkadaşlar? Formun içerisinde şu kontrolleri, butonları eklemeden önce, koltukları eklemeden önce kaldırmamız lazım. Şeyi anlatıyorum, flow layout panel sıkıntısı anlatıyorum. Flow layout panelde şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi biz şu sırayı boşaltacağız. Bir de şurada orta kapıyı boşaltacağız ya. Flow layout panel ne yapıyor? İçerisine gelen kontrolü kendisi size alıyor değil mi? Şuraya boşaltırken biz biraz sonra eğer buraya gelmişse sıra atla dememiz lazım. Tamam, olay ederim ben. Atla dediği zaman bunlar detekleyecek. Şuraya geldiği zaman bu sırayı atlayacağız ya. Bunlar atlayınca buradaki koltuklar burayı tekleyecek. Ama formu eklerken kendisi bir hizalama yapmadığı için buraya geldiyse ekleme diyeceğim. Şuradaki butonlar buna eklenmeyecek. Ama flow layout panelinde bunları eklemediğin zaman, iteklediğin zaman gidecek bunlar, bunlar da tekleyecek. Burası da saçma sapan bir kayma olacak. Yapılmaz değil, yine yapılır. Ama burada yapması daha basit. Flow layout panelinde birazcık daha zor. Ama sen istiyorsan orada yapabilirsin. Şurada arkadaşlar koltukları doldurmadan önce koltukları temizlememiz lazım değil mi? Temizlememiz lazım. Diyeceğim ki for each'le git formun diz yani bu formun kontrollerinde gez kontrol gelecek diyor. Bismillahirrahmanirrahim. CTRL diyeyim. Şimdi diyeceğiz ki burada eğer gelen eleman butonsa diyeceğiz. Çünkü kontrolleri getir dediğim zaman bana group box'a getirecek, combo box'a getirecek, label'da getirecek, date time picker'da getirecek, list view'da getirecek. Biz sadece butonsa kaldırmamız lazım. Ama şöyle bir nüans var. Bu da buton. Kaydettiği butonumuz var. O da buton. Genişliği şu kadar. Genişliği değil. Direkt şey yapsak, tekstinde kaydet yazıyorsa onu kaldırmasın. Başka buton yok zaten. Diyeceğim ki gelen elemanın tipi butonsa bu elemanın buton tipine kestet diyorum. BTN eşittir CTRL as buton diyorum. Gelen eleman eğer buton tipindeyse butonu CTRL butona kestet BTN değişkenine at diyorum. Bak bakalım bu BTN değişkeninin tekstinde kaydet mi yazıyor? Yani gelen buton şu butonsa, şurada butonlar var ya, bu butonlar değil de şu kaydet butonuysa kaldırmamamız lazım. Gelen buton tekstinde kaydet yazıyorsa eğer, bir sonraki kontrole geçeceğim. Continue diyorum. Ne yapıyordu continue komutumuz? Döngüyü bir sonraki adıma geçiriyor. Silme diyeceğim. Else ise yani butonun tekstine kaydet yazmıyorsa git dizin kontrollerinden remove metodu ile kaldır. Kimi kaldıracak? BTN'yi hatta CTRL'yi. Çalışalım bakalım olmuş mu? Muhtemelen dünkü sıkıntımız gibi sıkıntı çıkacak. Manyet arasında bir sıkıntı çıkmıştı ya. Travel seçiyorum, geliyor. Neoplan seçiyorum, geliyor. Travel seçiyorum. Bakalım. Kimi gitti, kimi kaldı. Setra seçiyorum, bunlar geliyor. Ne yapmıştık dünkü işlemi halletmek için arkadaşlar? Hocam hızlı diye başlayacağım. Şuraya geliyorum. Yavaşlat. İki nokta koyuyorum. Formun kontrolünden kaldırdıktan sonra diyorum. Go to yavaşlata bir git gel bakalım. Bu işimizi görmüş olduk.
Ne demiştik ya bunun ismini dün? Bak yine unuttum. Sıçrama. Sloppy. Forage kontrolümüz arkadaşlar. Forage döngümüz aslında. Hızlı çalıştığı için atlama esnasında bu işlemi birazcık yavaşlatmak için yukarıya yavaşlat 2 nokta koyuyoruz. Buraya herhangi bir isim verebilirsiniz. Formun kontrollerinden kaldırdıktan sonra go to yavaşlat diyorum. Gidiyor yukarıdan şu elemanı buluyor. İçerisine gidiyor. Tekrar döngüye girdiği için işlem birazcık yavaşlamış oluyor ve atlama olmuyor. Şimdi sıra geldi şu ortadaki koltukları kaldırmaya, değil mi? Ortadaki koltukları kaldıracağız. Şu ortadaki koltukları bizim hangi döngümüz basıyor? İçerideki döngümüz, değil mi? İçteki döngü. Yani J'nin kullandığımız döngüsü. J şurada 0. Burada 1, burada 2, burada 3, burada 4, değil mi? J'nin 2 olduğu durum her halükarda orta sıraya mı denk geliyor? 0, 1, 2, 3, 4 oluyor. Üstteki döngüye çıkıyor. Alttaki döngüye bir daha girdiği için J bir daha 0'dan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. J'nin 2 olduğu durum her halükarda orta sıraya mı denk geliyor? Evet. O zaman derim ki şurada for döngüsü içerisinde eğer J eşit eşit 2 ise continue. J2 gelmişse sonraki adıma geç. Yani J'nin 3. haline geç diyorum. Buton ekleme. Burayı çalıştırma diyor. Çalıştırdığım zaman bakın J burada 2 oluyor ya. Continue'ye giriyor. Aşağıdaki buton ekleme kısmını çalıştırmıyor. Bir sonraki adıma geçiyor. J3 oluyor. 2 değil olmadı. 2 olmadığı için buton eklemeye gidiyor. Her seferinde J2 geldiği zaman bir sonraki adıma geçiyor. Burası burayı boş bırakabiliyoruz, değil mi? Kapının sırasında şunu yapmamız lazım. Burayı komple boş bırakacağız da kullanıcı arka 5'li olsun dediyse burası da koltuk olacak. Arka 4'lü olsun dediyse burada koltuk olmayacak. Değil mi? Yani şurayı arka 5'li geldiyse ne yapmamız lazım? Son sırayı algılamamız lazım. Yani arka 5'li geldiyse ve son sıraysa J'nin 2 olduğu durumda kaldırma diyeceğiz. İyi işte sıra eksi 1 ise İ'mizin 8 geldiğini varsayalım şurada. Burada 8 geliyor. 8 eksi 1 7. Şurası. Aynen öyle. İ'nin sıranın 1 eksiğinden olduğu halde ve J'de 2 ise kontrol demeyeceğiz. Şurada diyeceğiz ki arkadaşlar bakın ilk başta eğer arka 5'te mi eşit eşittir true. Arka 5'te mi true geldiyse yani arka sıra 5'te olacaksa şuna bakmamız lazım. İyi. 1. sıra için, 2. sıra için, 3. sıra için çalışıyor ya. En son sıra için çalıştığı anı yakalamamız lazım. İyinin en son sıra için çalıştığı yakalamamız lazım o anı. Diyeceğiz ki burada İ eşit değilse sıranın bir eksiğine. Ne diyorum burada? Travego seçildiğini varsayıyorum. Travego seçildiği zaman kaç geliyor? 8. Değil mi? İ 0 geldiğinde sıra 8. 8'den 1 çıkar 7. İ eşit mi sıraya? Değil. Buraya gelecek. Devam edecek, devam edecek, devam edecek. En son sıra 7'ye gelecek. 8'den 1 çıkartacak, 7 olacak. 7 eşit mi 7'ye? 7 eşit değilse demiş oluyoruz. Buraya yine girmeyecek. Ama burada bir de şunu yapmamız lazım. J eşit eşit 2 ise dememiz lazım. Burada şunu demiş oluyoruz. Burada gelen J 2 ise yani orta sırayı yapıyorsa ve gelen iyi değişkeni sıranın bir öncekinde ise bizim sıramız 8 geliyor, değil mi? Ama 8. sıra için iyi kaç değerinde çalışıyor? İyi 0'dan başladığı için 8. sıra için iyinin değeri 7 oluyor, değil mi?
7 olduğu zaman ve J de 2 olduğu zaman buraya gir diyeceğiz. Eğer o andaysan sıranın son halinde, son sıradaysan ve orta kısımdaysan arka beşli gelmişse continue diyeceğiz. Arka beşli gelmiş, son sıraya gelmiş, orta kısma gelmiş, o zaman continue diyecek. Arka beşli gelmediyse zaten buraya girmeyecek. O zaman şunu oraya alacağız. Şu if'e bir else yazdım. J'nin 2 olduğunda continue demiştik ya, bunun içine aldım. J'nin 2 olduğu duruma arka beşli olmadığı zaman bakmamız lazım. Nasıl? Evet. Burada mı? Hayır, continue döngüyle alakalı bir olaydır. Continue bir sonraki adıma geç demektir. Else'in bir sonraki adımı yok. Döngünün bir sonraki adımı vardır. Dolayısıyla gider kendine en yakın döngüyü bulur, onu bir sonraki adıma geçirtir. Hemen göstereyim şurada sana. Continue gördüğü zaman aşağı geçmeyecek. Direkt döngüye çıkacak tekrardan. Bak geliyorum buradan. Set try seçiyorum. Arka 5'li mi demiş? 5'li. Bakmış. İyi kaç gelmiş? 0. Sıra kaç? 12. 12'nin bir eksiğinden mi? Değil. J 2 mi? J de 2 değil. O zaman buraya girmeyecek. Gitti ekledi. J'nin birinci hali içinde ekledi. Arka 5'li mi? 5'li. Buraya baktı. J 2 mi? 2. İyi kaç? 0. Sıra kaç? 12. 12'den 1 çıkart, 11. 0, 11 eşit değil mi? Evet, eşit değil diyor. Burası da true geliyor, burası da true geliyor değil mi? Buraya giriyor continue. Bak continue görür görmez gidecek, kendine en yakın döngüyü bulacak, onu çalıştıracak. Direkt buraya çıktı, görüyor musun? J'yi arttır, devam etti. Peki felsefe yapamam mı? Nasıl? Arkadaşım diye soruyor da. Evet. End mi? İki end koyuyoruz ya. V. Bir tane V. Şuraya mı? Onu yukarı alsam kurulun ya. Buraya mı? End koyuyoruz. Hani ha? O zaman şöyle bir şey olabilir. Düşünüyorum ne olur. Turu gelirse. Bunlar da turu gelirse buraya gelecek. Ama burası şeyle çalışıyor. İşte arka 5'li mi geldi ya? Arka 5'li mi geldiği zaman ortadaki koltukları son sıraya kadar ortadaki koltukları boşaltmamız lazım ya. Ortadaki koltukları boşaltmak için yine buraya girmesi lazım. İşte arka 5'li mi turu gelir. Buradaki uymazsa ortadaki koltukları boşaltmak için de girmez. Ama yine bir deneyip görelim. Teşekkürler. Ortadaki koltuğu getirmedi. Sıkıntı yok ama ortadaki koltuğu getirmedi. Ortadaki koltuğu niye getirmemiş bakalım. Çünkü 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bir olmuş. 12. sıra koltuk koymayacak. Yapacaklar.
Arka beşli mi? True. İyi kaç gelmiş? 11. Sıramız kaç? 12. 12'den 1 çıkar 11. 11 11 eşit değil mi? Eşit. Burası false gelecek. Eşeğimiz kaç? 0. Buraya girmeyecek şu an. Devam etti. Oluşturdu. İlk koltuğu oluşturuyor şu an. J'miz 1 geldi. İkinci koltuğu oluşturuyor. J'miz 2 geldi. J 2 mi? 2. Arka 5 true mu? True. Buraya bakacak. İyi kaç? 11. Sırada 12'den 1 çıkar. 11. 11 11 eşit değil mi? 11 11 eşit. Post geliyor. Dolayısıyla buraya girmiyor. Ama şu an buraya girmesi lazım. Çünkü son sıraya geldi. Ortada ve arka 5'li gelmiş. Üçünün aynı anda doğru olması lazım. Burada hepsini bir arada yazdığımız zaman üçü de aynen doğru olmuyor. Burası orta kısmı yakalayamıyoruz. Buraya girmiyor. J2 olduğu için en son sıradaki orta kısmı da boş bıraktırıyor. Dolayısıyla şuraya hiçbir şey koyamıyoruz. Şimdi evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Beşin sıramız, şuradaki beşin sıra, altın sıra da olabilir bir tek alın. Altın sıra yapalım. Burası 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra, 4, 5, 6. sıra. Şu 6. sıraya arkadaşlar orta kapı yapacağız. Dolayısıyla buradaki, buraya tabi burada 23-24 denk geliyor da çok yaşayın. 23-24 denk geliyor. Diğer otobüs içinde başka bir numara denk gelebilir. 6. sıradaki her otobüste 6. sıraya denk gelen şu sağdaki koltuk arı ekletmeyeceğiz. Orası boş kalacak. Şimdi şuradaki buton ve buradaki buton için C kaçıncı sırada çalışıyor? 0'dı, 1'di, 2'ydi, 3 ve 4. J'nin 3 ve 4 olduğu durumda orayı boşaltacağız. Ama ne zaman? Sıra 6'ında, 6'daysa. Şurada diyelim ki buraya bakmamız için arka 5'li mi diyelim, buna bakmaya gerek yok. Arka 5'li olsa da biz orayı boşaltacağız. Arka 5'li olmasa da boşaltacağız. Diyeceğiz ki eğer i eşit eşit 6 ise, 6. sıradaysa 5. Doğru, pardon. i 5 ise ve j de büyükse 2'den, yani 3 ve 4 ise, zaten başka seçenek yok. Continue diyor. Çalıştıralım bakalım. Bunlar boş geçti. Burayı boş geçmiş. Setra da burayı yine boş geçebilmiş. Şöyle yapalım mı? Orta kapıda sonra iki tane koltuk var. Biraz saçma geliyor. Trevego'da, Neoplan'da, Setra'da koltuk sırasını arka 5'li mi 4'lü bunu gönderiyoruz ya. Hangi sıranın kapı olacağını da gönderelim. Parametresini gönderelim. İyi o an denk geldiği zaman Trevego'da 4. sıra olsun. Şurası boş olsun. 3 tane kapıdan önce, 3 tane kapıdan sonra olsun. Doğru, sağın yarısını alabiliriz. Orada sadece 20 ve 26 kapı olur. Orada kapı olmaz. Ya Hikmet ona mı takıldı? Setra için uygun, sıkıntı yok. Neoplan için de uygun. Burada 5 koltuk var, arkada 4 koltuk, o da uygun. Ama Trevego için birazcık şey görünüyor. Komik görünüyor. 8 geliyor. 8'in yarısını alsak 4. sıra yapar. O da mantıklı. Diyelim ki i'nin 5 olduğu durumda değil, sıranın yarısı, yani ikiye bölünmüş halinden haline eşit olduğu zaman boş geçsin. Yani 8 göndereceğiz, 4. sırayı alacak.
12 gönderdiğimizde 6. sırayı boş geçecek. 10 gönderdiğimizde 5. sırayı boş geçecek. 4'ü boş geçti. Neoplan'da 5'i boş geçti. Cetra'da da 6. sırayı boş geçti. Anladık mı orayı? O zaman dersi burada bitiriyorum. Vaktimiz doldu. Haftaya artık rezervasyon yapmayla, kayıt işlemlerini yapmaya devam edeceğiz.